halleden ve birçok meseleleri Vay bu inönü var ya bu inönü Seneleri geldikçe birer birer sönüp gitti Bakın bu ülkeye neler yapmış İşte inönünün ihanetleri Atatürk sonrası Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 1939-1950 11 yılda Tek dikili ağacı yok denilen İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı dönemi. Takdir ve yorum sizlerin. Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü döneminde yapılanlar. 1939 yılı Bursa Merinoz Fabrikası üretme başladı. Ergani Bakır Madenleri İşletmesi hizmete girdi. Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretme başladı. İstanbul'da yabancıların işlettiği tramvay ve tünel tesisleri devralındı. Bursa Mersin Elektrik Tesisleri devletleştirildi. Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi. Sivas'ta demiryolu makinaları fabrikası kuruldu. Aydın'da 4000 köylüye toprak dağıtıldı. İstanbul'da kent içi ulaşım, hava gazı ve elektrik dağıtımı yapacak İETT kuruldu. Fransız askerleri Hatay'dan çıkartıldı. Hatay Türkiye'ye katıldı. Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi. Malatya İplik Fabrikası hizmete girdi. Ankara Hava Gazı Şirketi devletleştirildi. Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi. Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı. İlk Türk Denizaltısı Atılay Haliç'te denize indirildi. Sivas Erzurum Demiryolu açıldı. 15 yılda yapılan demir yolu 3000 kilometreye ulaştı. Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının inşaatı başlandı. 1940 yılında Raman Dağı'nda petrol bulundu. Milli Türk Petrol Şirketi kuruldu. Köy enstitüleri kuruldu. Toplam sayısı 21'i bulan köy enstitüleri 1954 yılında kapatıldı. İstanbul Radyo İstasyonu hizmete girdi. Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu. Ereğli Kömür Ocakları devlete bağlandı. Haliç'te yapılan 2. Türk Denizaltısı donanmaya katıldı. Taksim Gezi Parkı İstanbul'da açıldı. Ankara'da Milli Halk Kütüphanesi açıldı. Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu. Antalya, Manavgat, Konya Karayolu açıldı. Şile Enerji Santralı hizmeti açıldı. 1941 yılında Anıtkabir'in temeli atıldı. Gebere Barajı açıldı. Türkiye Hava Yolları yurt içi uçuş merkezlerinin sayısı 11'e çıktı. 1942 yılında Ankara Etimeskut'ta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı. Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu. İlk öğretim seferberliği başladı. Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü açıldı. Dalaman ve Hatay Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu. Atatürk Devrim Müzesi açıldı. 1943 yılında Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsası Kanunu kabul edildi. Zonguldak-Kozlu demiryolu hattı açıldı. İstanbul'da Atatürk Bulvarı açıldı. Ankara'da Gençlik Parkı açıldı. Diyarbakır-Batman demiryolu açıldı. Seyhan Barajı ve regülatörü faaliyete geçti. Sivas çimento fabrikası üretime başladı. İstanbul'da Yıldız Parkı açıldı. Ankara'da Fen Fakültesi açıldı. 1944 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu kuruldu. İzmir Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi. İzmit Seliloz ve Kağıt Fabrikaları işletmeye alındı. Ankara Etimeskut Uçak Fabrikası'nda çeşitli tiplerde 200 özgün uçak üretildi. Anıtkabir'in temeli atıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu. Mersin Limanı hizmeti açıldı. Gaziantep Havaalanı açıldı. Sakarya'da ziraat alet ve makineleri fabrikası üretme başladı. 1945 yılında köy enstitülere ilk mezunlarını verdi. 1996 mezun öğretmenden 1878'in ataması yapıldı. Şirketi Hayriye İstanbul Şehir Hatları Vapur İşletmesi devlet tarafından satın alındı. Türkiye Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak katıldı. İskenderun Limanı hizmete girdi. Türkiye ilk defa yerli ampul üretimine başladı. Çiftçiyi ve köylüyü topraklandırma kanunu kabul edildi. Ormanlar koruma amacıyla devletin mülkiyetine geçti. İstanbul Londra ve İstanbul Paris uçak seferleri başladı. İlk yerli uçak motoru fabrikasının temeli Atatürk Orman Çiftliği'nde atıldı. Etimesgut Uçak Fabrikası bünyesinde oluşturulan ARGE Etüt Bürosu 16 ayrı tipte özgün uçak projesi üretti. 1946 yılında Türkiye çok partili sisteme geçti. Demokrat Parti kuruldu. İş ve İşçi Bulma Kurumu hizmete başladı. İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu yürürlüğe girdi. İstanbul-Ankara arasında yataklı tren seferleri başladı. Ankara Üniversitesi kuruldu. Elazığ Teker Şarap Fabrikası açıldı. Türkiye'nin ilk çok partili seçimleri yapıldı. İkinci Türk denizaltısı Yıldıran hizmete alındı. Raman 8 kuyusundan günde 450 varil petrol üretimine başlandı. 1947 yılında İstanbul Açık Hava Tiyatrosu açıldı. İşçi ve işveren sendikaları kanunu kabul edildi. İşçi ve işverenlerin örgütlenmesinin önü açıldı. Palu Genç Demiryolu hizmete girdi. Rize Çay Fabrikası üretme başladı. Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi. İstanbul'da İnönü Stadyumu açıldı. Etimeskut Uçak Fabrikası'nda üretilen uçakların aerodinamik testlerini yapacak Ankara Rüzgar Tüneli'nin kurulmasına başlandı. 1948 yılında Köprü ağzı Maraş demiryolu açıldı. Açılan son demiryolu hattı oldu. Çünkü 1950'deki Adnan Menderes hükümetinden itibaren demiryolu yapımları durduruldu. Çatal ağzı termik santralı hizmete girdi. Milli kütüphane hizmete girdi. Ankara Etimeskut'ta kurulan ilk yerli uçak motor fabrikası hizmete girdi. Paris'te yapılan dünyanın en büyük havacılık fuarında Türk uçakları da sergilendi. 1949 yılında Porsuk Barajı açıldı. Emekli sandığı kuruldu. Türkiye İnsan Hakları Bildirgesi'ni onayladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu. İstanbul'da Kartal-Yalova Araba Vapuru hizmete girdi. Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Filyos'ta açıldı. Muş'ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu. Murgul Bakır İşletmeleri üretme başladı. Türkiye Avrupa Konseyi'ne kabul edildi. Etimeskut Uçak Fabrikası'nda üretilen uçakların aerodinamik testlerini yapacak rüzgar tünelinin inşaat ve montajı bildirildi.